Günaydın, iyi haftalar. Sağlıklı, bol kazançlı, huzurlu bir hafta olsun. Gözlerimiz ekonomi ve piyasalara ilişkin gelişmelerde hemen öne çıkanları aktaralım. İki önemli yeni veriyle başlıyoruz yeni haftaya. Cari açık dedik. Orada Merkez Bankası açıkladı ve 2.74 milyar dolarlık bir açık var Nisan'da. Yıllıklandırılmış cari açıkta ise 25.7 milyar dolar olarak açıklandı. Ve bu da 2021 Temmuz ayından bu yana gelinen en yüksek seviyeyi karşımıza çıkardı yıllıklandırılmış cari açıkta. Bir yandan sanayi üretim verilerini de takip ettik. Orada da beklentileri yıllık bazda aşan bir tablo var. %10.8 artışla, ancak aylık bazda %1.8 daralmayla herhangi bir değişiklik olmadı. Ve geçen hafta çok önemli ekonomik gelişmeler yaşandı. Kurlardaki yükselişi önlemek için ekonomi yönetiminden pek çok farklı adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı geliri endeksi senet açıklamıştı. GES onun detayları netleşti. Vatandaşların yatırımlarını TL cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak sunuldu. Talep toplama işlemleri 15 ile 22 Haziran'da gerçekleştirildi. Hazinenin belirlediği getiri faizi %23.04 olarak belirlendi. Senetler için asgari talep tutarı 1000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek. Senet getirileri devlet hava meydanları işletmeleri ve kıyı emniyet genel müdürlüğünden bütçeye aktarılan 3 aylık hasılat paylarına endekste olacak. Peki bu açıklanan önlemler kurdaki ateşi söndürdü mü? Kur yeni haftaya yeniden 17 seviyesinin üzerinde başladı. 17-26 seviyelerinden geçiyor şu anda. Geçtiğimiz hafta TL'deki değer kaybı hızlanmış ve kur 2022'nin en yüksek seviyelerine gelmişti. Geçen hafta bu yükselişle beraber döviz yatırımcısına kazandırdı. Doların satış fiyatı %2.95 arttı. Euro'daki satış fiyatı ise %0.95 değerlendi. Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %2.87 yükseldi. 1011 liraya kadar gelmişti. Bu sabah saatlerinde ise 1033 liradan el değiştiriyor gram altın. Küresel piyasalarda altının onsu 1866 dolarda. Küresel çapta enflasyon endişeleri biraz böyle yükseltti altın fiyatlarını. Küresel olarak büyük bir tedirginlik yaşanıyor. Geride bıraktığımız haftada döviz ve altın yatırımcısına kazandırırken borsa kaybettirdi. Döviz kurlarındaki yükseliş ve Türkiye'nin risk priminin 800 seviyesini aşması, 2008'den bu yana en yüksek seviyeye gelmesi borsa yatırımcılarını da tedirgin etti. Geçen hafta %2.24 değer kaybı vardı haftalık bazda. Yeni haftada yine düşüşle başladı. %0.25 aşağı yönlü hareketle 2536 puandan başladık. Borsa enflasyonist ortamda bir korunma aracı olarak yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Ancak bu her hissenin sürekli yükseleceği anlamına da gelmiyor. Enflasyonist ortamda karlılığını artırmayı beceren, ihracat yapıp gelirleri döviz cinsinden olan şirketler biraz daha cazip olacak gibi duruyor. Ve küresel piyasalar cuma günü ABD'den enflasyon verisini bekliyordu. Verinin Mayıs'ta %8.6 yükselişle beklentileri aşması yurt dışı borsalarda da satışları tetikledi. Altın fiyatlarını yükseltti ve bu hafta Fed'den 50 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Gelecek döneme ilişkin nasıl mesajlar verecek, işte bunu izleyeceğiz. Çarşamba günü 21'de faiz karar, 21.30'da hemen sonrasında Fed Başkanı Powell'ın soruları yanıtlamasını takip edeceğiz. Merkez bankaları enflasyonla mücadele konusunda biraz sınıfta kaldı endişesi var piyasalarda. Bu sabah Asya kıpkırmızıydı. ABD borsaları geçen hafta Ocak'tan bu yana en kötü haftayı geride yaşadı. Şimdi de vadeliler aşağıda. Yani işler değişmezse öğleden sonra olumsuz bir açılış olacak gibi duruyor. Ve bir yandan da kripto paraları çok yakından takip ediyoruz. Kripto paralardaki gelişmelere şöyle bir bakınca hafta sonu biraz daha satışların derinleştiğini gördük ve şu anda ana kripto para Bitcoin 25 bin doların altında işlemlerine devam ediyor ve orada tabii ki takip edilen seviye 20 bin dolar. 21 doların altı şu anda biraz da spekülatif bir hareket olarak görülse de takip ettiğimiz seviyeler yukarıda 29 bin doların üzerindeki hareketlerin yeniden gelmesi biraz daha satışların durabileceği anlamına gelirken aşağıya düşmemesi için de işte 22 bin doların altına gelmemesi gerekiyor. Geleneksel piyasalardaki aynı endişeleri biz kripto paralarda da takip ediyoruz. Bakalım neler olacak. Enflasyon endişeleri biraz ağır basıyor gibi duruyor bugünlerde. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.